Bu dönemde aslında dikkatimi çeken temel birkaç konu oldu tabii ki. Bunlardan ilki AK Parti'nin iktidara geldiği ve güçlendiği, bir nevi devletleştiği, devlet kadrolarına yerleştiği bir dönem olarak görüyorum bu dönemi. AKP'nin ilk ortaya çıktığı ve ilk güçlendiği dönemde biz çeşitli savunuculuklarını görüyoruz. Bunlar çok önemli konulardı ve tabii ki Türkiye'de de karşılığını buldu. Neydi bunlar? Sivilleşmeydi, demokrasiydi ve liberal ekonomi savunuculuğu vardı. Sivilleşme argümanı savunuculuğu muhafazakar kesimde karşılığını buldu. Demokrasi savunuculuğu eşit yurttaşlık talebinde bulunan, eşit yurttaşlık talebi olan başta Kürtler olmak üzere başka gruplar, topluluklar tarafından bir karşılık buldu. Liberal ekonomi savunuculuğu ise daha öncesinde bir ekonomik kriz yaşamış ve Kara Çarşamba olarak tarihte de yer alan ekonomik kriz düşünüldüğünde yoksul ve orta kesimde bir karşılık buldu. Yani demokrasi ve sivilleşme söylemi üst perdeden gelse de gerçek hayatta, yasal alanda bu şekilde ilerlemedi. 2006 yılında 28 Mart olayları olarak adlandırılan Diyarbakır'da başlayan ve başka şehirlere de sirayet eden bir kitlesel protesto yaşandı. Ve bu protestolar sırasında çocuklar da dahil olmak üzere en az 10 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi işkence gördü. Ve bundan sonraki günlerde baktığımızda terörle mücadele kanununda çok ciddi anlamda bir değişiklik yapıldı. Ve bu değişiklik hatta ilgililer tarafından, akademisyenler, hukukçular, sivil toplum örgütleri tarafından yeni bir TMK olarak adlandırıldı. Bununla birlikte bu olay sırasında olaya bu kitlesel protestoya katılan Ferhat Özer isimli bir kişi hakkında bir dava açıldı. Ferhat Özer hakkında örgüt propagandası ve toplantı gösteri kanununa muhalefetten bir dava açıldı. Bu dava sonrasında Yargıtay'a gitti. Yargıtay'dan sonra tekrardan yerel mahkemeye geldi. Ve çeşitli uyuşmazlıklar çıktı mahkemeler arasında. Sonrasında Yargıtay Genel Kurulu bir içtihata imza attı. Ve burada Yargıtay Ceza Genel Kurulu soyut ve genel nitelikteki bir çağrıya katılan bir kişi hakkında dahi örgüt propagandasıyla birlikte örgüt adına suç işleme suçlamasından ceza verileceğine ilişkin bir karara hükmetti. Bu çok ciddi anlamda tartışılan bir karar oldu. Hatta günümüze dahi hala etkisi olduğunu söyleyebilirim bu kararın. Bu karar sonrasında mahkemeler tabii ki Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun vermiş olduğu karara göre karar vermek durumunda kaldılar. Yani TCK 226 maddesi açısından az önce bahsettiğim gibi örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlaması için bir kırılma noktasıydı bu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun vermiş olduğu içtihat. Bundan sonraki sürece baktığımızda 2009 yılında dönemin başbakanı tarafından bir açıklama yapıldı. Ve o açıklamada polis, emniyet teşkilatımız polis bu rejimin sarsılmaz güvencesidir dedi. Ve aslında 2011'den bugüne kadar da baktığımızda polisin güçlendiğini, güçlendirildiğini görüyoruz. Ve bunu şu şekilde değerlendiriyorum. Yani AKP ilk iktidara geldiğinde güçlü olan bir Türk Silahlı Kuvvetleri vardı. Sivil siyasete sirayet etmiş bir yapısı bulunuyordu ve asker güçlüydü. Ama AKP bunu bir rakip olarak bir rekabet ilişkisi içerisine girdiği için askerin gücünü elinden alma, askeri sönümletme gibi bir durum söz konusu oldu ve bu şekilde bunun sonucu da olarak aslında bağlantılı olarak asker zayıflatıldı, polis güçlendirildi. Yani askerin siyasetten geri tutulması aslında sivilleşme ya da demokrasi ya da güvenlikçi politikaların artık daha geride kalması anlamına gelmiyordu. Hiçbir zaman da böyle olmadı. Kendi elini, iktidar elini güçlendirmek için polisin
güçlenmesi gerekiyordu ve bütün yaşanılanları ben biraz da bu şekilde düşünüyorum, değerlendiriyorum.